özellikle MYK toplantısı devam ederken bazı iddialar vardı. Bazı açıklanan adayların tekrar yeniden tartışılacağı, görüşüleceği, parti meclisinde yeniden oylanacağı, yeni isimlerin gelebileceğine yönelik. Hem bu hem de dün Ataşehir Belediye Başkanı adayı açıklandıktan sonra Battal İlgezli'nin istifasının ardından aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem sistemleri hem de eleştirileri vardı. Bu konu hakkında kısa bir değerlendirme alalım. Birincisi, bugün de gördüğünüz gibi ilan ettiğimiz adaylarımızın arkasındayız. Ve bu konuda üzerimize ne düşerse onu yapıyoruz. O dün söylenenlerin tamamı hayal mahsulü işlerdi. Onu zaten arkadaşlarımız yalanladılar. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri ya da vatandaşlarımız bir konuda bir beklenti sahibi olurlarsa onu Cumhuriyet Halk Partisi en ince noktasına kadar irdeler ve ona göre gereğini yapar. Ancak şu anda böyle bir gündemimiz yok. Diğer konu ise en iyi örnek yanımda duruyor. Elinden tutuyorum. Yıllarca partimize ve şehrine hizmet etti. Ve bugün bu görevi bir kadın adaya devretti. Kendinden genç bir adaya devretti. Bir eli onun üstünde, bir eli partimizin üzerinde, partimize hizmet etmeye devam edecek. Gerçek partililik Yılmaz Büyükerşen partililiğidir. Aday gösterildiğinde iyi, aday gösterilmediğinde başka partiye koşturmak Cumhuriyet Halk Partililik değildir. Bize Yılmaz Büyükerşen gibi büyüklerimiz ve örnek partililerimiz lazım. Peki, teşekkür ediyorum. Bu hafta ediyorum. İçinde bütün adaylar açıklanacak. Bu hafta sonuna kadar açıklanır hepsi. Efendim, Eskişehir'de iki ilçede istifalar söz konusu, adaylar açıklandıktan sonra Alpı ve Sarıcakaya. Buna ilişkin bilginiz var mı? Neler söylersiniz? Bu büyük, bu coşkulu takımla yol yürümek isteyen herkes yol yürür. Yol yürümekten yorulanlar varsa yerine o yolu yürüyecekler bulunur. Teşekkür ederiz.